Değerli dinleyicilerim, especially I'm sorry, karıştırıyorum Türkçe ve İngilizce. Özellikle genç arkadaşlarım, sakın ihtiyarlamayın. Ben hiç sevmedim. Ben Cumhuriyet'le yaşadım. Size anlatacaklarım yalnız duyup işittiklerim değil, aynı zamanda kendi hayat hikayem olacaktır. Zaman evvel zaman değildi. Ne horozlar tellal idi, ne pireler berber idi. Zaman yeni zaman idi. Türk milleti canını dişine takıp dövüşmüş, Yunan'ın, İngiliz'in, Fransız'ın, İtalya'nın memleketten kovmuş idi. Güven-i muazzamayı, büyük devletleri, temsil ederek kır bir atın üstünde kasıla kasıla İstanbul'a giren, hani Fatih Sultan Mehmet öyle girmişti ya, Fransızca generali French'e desperate eşekten düşmüş gibi süklüm püklüm İstanbul'u terk etmiş idi. Onun ardından Mustafa Kemal Paşa'ya ve arkadaşlarına dört mezhepte katledilmeleri vaciptir diye bir ölüm fermanı vermiş olan Halife-i Ruh-u Zemin Efendimiz Sultan Vahdettin de korkmuş, bir İngiliz gemisine sığınarak İstanbul'dan kaçmış idi. Sultanın ve Şeyhülislamların bütün gayretlerine karşın milliler kazanıyor ve Ankara'da kan ve ateş içinde yeni bir çocuk doğuyordu. Artık Türk milleti hür bir vatanda kendi kaderini çizecekti. Memlekette esen bir korku ve ölüm rüzgarı değil, bir özgüven ve yaşama sevinciydi. Böyle bir ateş çemberinden çıkan Cumhuriyet, yedi büyük savaşın ardından kurulmuştur. 1856 Kırım Savaşı, 1877 Osmanlı-Rus Savaşı, Plevne Savaşı, 1897 Yunan, 1911 Trablus, 1912 Balkan, 1914-18 Birinci Dünya Savaşı, nihayet 1920-22 Kurtuluş Savaşı. Bu savaşlardan yalnız sonuncusu zaferle bitmiştir. Ama bu zafer vatandaştan yalnız canını ve kanını istememiştir. Vatandaştan atını, arabasını, çorabını, kanısını, keten bezini, pencere demirini alarak bu savaş kazanılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'na niçin girdiğimizi bugün de bilmiyoruz. Ama kardeşlerini bu savaşa kurban veren avşar kadını biliyor ve parmağını alamana uzatıyor. Diyor ki, mektup saldım da varmadı, tel vurdum aynı gelmedi, Almanya harbiylesin gayrı kardeşim kalmadı. Bir avşar ağzından. Savaş yılları Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisini tümden harap etmiş, ekin tarlada çürümüş, toprak tohumsuz, evler erkeksiz kalmıştır. Kanıya ve sabana koşulacak hayvan, çiftin sapına yapışacak erkek yokluğunda, çifte hayvanlar yerine kadınlar koşulmuştur. Bu çöküşün en gerçekçi destanını hemşehrim Şarkışlalı Serdari 1834-1922 yazmıştır. Bu uzun destandan dörtlükler veriyorum. Tahsildar da çıkmış köyleri gezer. Elinde kamçısı fakiri ezer. Yorganı döşeğim ezatta gezer.
hasırdan serilir çulumuz bizim. Evlat da babanın sözün tutmuyor. Açım diye çift sürmeye gitmiyor. Uşaklar çoğaldı, ekmek yetmiyor. Başımıza bela dölümüz bizim. Benim bu gidişe aklım ermiyor. Fukara halini kimse sormuyor. Padişah sikkesi selam vermiyor. Kefensiz kalacak ölümüz bizim. Serdari'nin destanına türkü diyeceğim. Çünkü makamsız, ezgisiz söylenen halk şiiri yoktur. Türkü bir çeşit tarihtir. Türküler halkın hafızasında yaşadığı için kaybolmaz ve yasaklanamaz da. Türküler olmasa yukarıda adını verdiğim savaşları hatırlayamayacağız. İşte Kırım Savaşı'ndan bir türkü. Sivas topul önünde yatan gemiler, atar nizam topunu da yer gök iniler. Aman padişahım imdat et bize, imdat etmez isen dök bizi denize. İnönü savaşlarından bir türkü. İnönü dağlarında oturdum kaldım, şehit olanları deftere yazdım. Babasız yetimleri bağrıma bastım. Kader böyleymiş ey garip annem. Canım feda olsun nazlı vatana. Nazlı ya sevgili ya anne, anne yahut hemşire, hemşire için kullanılır. Vatana nazlı vatan diyor, dikkatinizi çekerim. Antep Savaşı için Nazım bir de Antep Savaşı için söylenen Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'ndan Kara Yılan hikayesi var. Yazık ki bu uzun şiirin tamamını okuyamayacağım. Zamanım kısıtlı. Kısaltılmış parçalar veriyorum. Kara Yılan, Kara Yılan olmazdan önce Antep köylüklerinde ırgattı. Belki rahatsızdı, belki rahattı. Bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular. Yaşıyordu toprakta bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı bir tarla sıçana kadar. Kara Yılan, Kara Yılan olmadan önce gavurlar Antep'e girince Antepliler onu korkusunu saklayan bir fıstık ağacından alıp indirdiler. Altına bir at çekip eline bir mavzer verdiler. Düzova'dan bir gül fidanıydı Kara Yılan'ın, Kara Yılan olmadan önceki siperi. Bu fidan öyle küçük, korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun, namluya tek fişek sürmeden yatıyordu yüzü koyun. Birden ak bir taşın altından kara bir yılan çıkardı kafasını. Derisi ışıl ışıl, dili çatal, gözleri ateşten aldı. Birden bir kurşun geldi, kafasını aldı, yılan devrildi kaldı. Kara yılan, Kara Yılan olmadan önce yılanın encamını görünce haykırdı avaz avaz ömrünün ilk düşüncesini. İbret al dedi deli gönlüm. Demir sandıkta saklansan bulur seni, ak taşın altında kara yılanı bulan ölüm. Fırlayıp atlayınca ileri, bir dehşettir aldı Antepleri. Seyirttiler peşince, gavuru tepelerde yediler. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp, bir tarla sıçanı kadar korkak olana kara yılan dediler. Değerli dinleyicilerim, savaş yılları Türk aydınlarının en yiğit, en idealist, en eğitimlilerini ölüme sürmüş, onlar geri dönmemiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın felaket tablolarından birini unutmuyorum. Bu tabloda Tarsus tren istasyonunda bir kadın görünür.
Ordu kanal bozgunundan dönmektedir. Çul çaput içinde, hasta perişan, vagonlarda çuvallar gibi istif edilmiş bir asker döküntüsü. Ak saçlı bir kadın, yazması omuzuna düşmüş, saçları darmadağın, bir vagondan ötekine koşmaktadır. Mehmet'imi gördünüz mü? Mehmet'im nerede? Mehmet'imi gördünüz mü? Falih Rıfkı Atay diyor ki, ana, biz senin Mehmet'ini kumarda kaybettik. Bu kadın imajı bana vatanımız gibi görünmüştür. Çocuklarını ak memesinin sütüyle besleyip büyüten, sonra kumarcılara verip izini bile bulamayan vatan Anadolu. Türkiye Cumhuriyeti'nin talihsizliği, çökmüş bir ekonomi ve harabeye dönmüş bir memleket üzerinde kurulmasıdır. Büyüklüğü de bundandır. Falih Rıfkı Atay bir mektubunda bana diyordu ki, Cumhuriyet hükümetinin ilk bütçesi büyük bir bakkal dükkanının bütçesi kadardı. 56 milyon lira. Bu bütçenin zorunlu harcamaları vardı. Yeni devlet Osmanlı borçlarının %62'sini ödemek zorunda bırakılmıştı. Bu borçların ödenmesi 1945 yılına kadar her yıl bütçenin %6'sını götürmüştür. 1945 yılında Cumhuriyet'in düvelli muazzamaya borcu neredeyse kalmamıştı. Cumhuriyet bütçesinin %34'ü silahlı kuvvetlere, %34 kadarı da memur maaşlarına ayrılmıştır. Hesaba vuralım. Geriye bütçede %20 kalır. Cumhuriyet ne yapmışsa, ne başarmışsa bir zaman bu %20'yi de başarmıştır. Dahası var. Cumhuriyet memleketin en önemli gelir kaynaklarını yabancı şirketlerin elinde bulmuştur. Demir yolları, limanlar, önemli tarım ve ticaret alanları, bayındırlık tesisleri, gümrük ve maliye gelirleri büyük batılı şirketlerin elindedir. Türkiye Cumhuriyeti bu şirketleri birer birer satın almıştır. İzmir-Aydın Demiryolu 2 milyon İngiliz pound'una satın alınca öğretmenimiz ödev vermişti. Sevincimizi dile getirmeliydik. Ortaokul öğrencisiydim. Benim ödevimin başlığı demir yolumuz, bağımsızlık yolumuz idi. Tütün reisi 4 milyon franka satın alınca bu sefer ayınkacılar bayram etmişti. Ayınkacı tütün yetiştirici demektir. Köylümüz yetiştirdiği tütünü eşeğine yükletip pazara indiremezdi. Tütün ille de bir yabancı tekele, bu tekelin biçtiği fiyattan satılacaktı. İndirse kaçakçı sayılıyor, ya hapse atılıyor veya tütün kolcuları ile çatışıyor ve vuruluyordu. Bir ayınkacı türküsü şöyledir. Hacılar köyüne bastığım oldu, tütünümün dengi yastığım oldu. Aman dostlar bakın benim çareme, tütünün tozunu basın yâreme. Cumhuriyet savaşlardan çıkıp da ekonomik gelişmesine odaklanınca 1930 dünya ekonomik buhranı patlak verir. Buhranın Türkiye'ye etkisi tarım ürünleri ve meyveyle sınırlı olan dış satımı vurması olur. Buğdayın kilosu 15 kuruştan 3 kuruşa düşer. Köylü gelirinin bu kadar düştüğünü gören Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şöyle bir teklifte bulunur. Bizim maaşımızla halkın geliri arasında büyük bir fark ortaya çıktı. Bu cumhuriyet idaremize yakışmaz.
benim maaşım dahil milletvekili maaşlarını %50 azaltalım. Teklif kabul edilir. Tabii ben bugün ne vakit maaş artımı teklif edilse hangi partiden olursa olsun bütün ellerin ayağa kalktığını söylemek istemiyorum. Dünya ekonomik buhranı Batı dünyasını vurmuş, Amerika'da ve Avrupa'da fabrikalar kapanmış, on binlerce insan aç ve perişan kalmıştır. Yani Batı dünyasından Türkiye'ye fayda yoktur. Memlekette de kişilerin elinde sermaye yoktur. Bu durumda kalkınma planı olacak ve devlet eliyle yapılacaktır. Planlı ekonominin ilk 5 yılında Cumhuriyet tekstilde, demir çelik sanayinde, demir yolları kurmakta, kömür elde etmekte büyük başarılar sağlar. Tanınmış ekonomi uzmanı Herschlag diyor ki, 1930'lu yıllarda Türkiye'nin sanayileşmesini bütün dünyada sadece Japonya geçmiştir. Üstelik bu sanayileşme batıdan 40 para borç alınmadan vatandaşın birikimleriyle gerçekleşmiştir. Bu birikimi bankalara çekmek için iki banka, Etibank ve Sümerbank kurulmuştur. Cumhuriyet vatandaştan birikimlerini bankalara yatırmasını istemiş, devletine güvenen vatandaş da elinde avucunda ne kalmışsa, yastığının içinde ne saklamışsa bankalara yatırmıştır. Hoş, o vakit yastığının içinde binlerce altın saklayan vatandaş pek yoktu ya. Bunu bir yerli malı seferberliği izlemiştir. Biz bayramlarda ziyaretçilerimize şeker ve çikolata yerine incir ve fındık ikram ettik. Çayı Kazova'nın kuru üzümüyle içtik. Çünkü şeker dışarıdan satın alınıyordu. Ben çamurdan yaptığım kumbaramdan cep harçlığım 100 paraları biriktirir, bankaya yatırırdım. Sayın Maliye Bakanımızın bana sormadan bu bankaları haraç mezat babalar gibi satması pek kibar olmadı. Bana sorsaydı 70 yıllık faiziyle beraber 100 paralarımı isteyecektim. Verirler miydi? İsteyenin bir yüzü kara. Daha iddialı ve daha büyük bir ekonomik gelişmeyi hedef alan ikinci 5 yıllık plan hazırlamaktayken Dünya Savaşı yaklaşmış ve Türkiye ekonomik planlamayı bırakmış ve milli savunmasını planlamaya başlamıştır. Cumhuriyetin devletçilikle özel girişimi uyumlu bir şekilde birleştirmesi, yani totaliter devletçilikle sömürüde sınır tanımayan kapitalist düzenden ayrı bir kalkınma modeli geliştirmiş ve bu model bütün dünyaya önemli bir örnek olmuştur. Maurice Duverger bu modele devlet eliyle ekonomik kalkınma modeli diyordu. Devlet planlamasının önemli başarılarından biri demir yolları yapılında görülmüştür. Atatürk diyor ki 7000 kilometre demir yolumuz var. 1 kilometresi bile bizim değildir. Ben Ankara demir yolu, Ankara Erzurum demir yolu Gemerek'ten geçerken istasyonda bulundum. Bacasına defne dallarından çelenkler takılmış, vagon pencereleri renkli şeritlerle süslenmiş kara tren, yaşa var ol sesleriyle Gemerek'ten geçti. Bu demir yolu bir demir köprüden Kızılırmak'ı aşacak,
Böylece aşık Veysel'in hayali gerçekleşecekti. Veysel demişti ki, parça parça etsem seni, fabrikaya tutsam seni, deniz olsam yutsam seni, Kızılırmak seni seni, arzum yerine getirsem, üzerine köprü kursam, seni cehenneme sürsem, Kızılırmak seni seni. Tren Erzurum'a ulaşınca belediye başkanı nutuk veriyor. Vatandaşlar, Cumhuriyet fabrikalar yaptı. Sanmam ki kar edeler. Vallahi de zarar edirler, billahi de zarar edirler. Otobüsler aldı, yollar düzenledi. Sanmam ki kar edeler. Bunlar hep sizin içindir. Cumhuriyet ayağınıza kadar tren getirdi. Bundan sonra iki ayda gittiğimiz İstanbul'a 3 günde varacağız. O vakit bir vatandaş sorar, peki 57 gün biz ne yapacağız? Değerli dinleyenlerim, ben 1929 yılından itibaren Cumhuriyet'le beraber iyili kötülü olayların içinde çalkalandım. Buna siz disruption diyebilirsiniz. Söyleyeceğim pek çok şey var ama zamanım kısıtlı. Onlardan sadece birkaçını sizinle paylaşacağım. Atatürk sınıfımızda picture. Ben devam ediyorum. Resmi daha sonra göreceksiniz. Sınıfımızda çekilen resim. 1937 yılı. 1937 yılında Sivas Lisesi'nin 4A sınıfında öğrenciyim. Bir sabah Atatürk'ün Sivas'a geldiğini öğrendik ama lisemize geleceğini bilmiyorduk. İlk dersimiz başladıktan kısa bir zaman sonra sınıfın kapısı açıldı ve Atatürk yanında Sabiha Gökçen, milletvekilleri ve bazı bakanlarla sınıfımıza girdi. Hepimiz Atatürk adı etrafında oluşan efsanenin etkisi altındayız. Gözleri o kadar kuvvetliymiş ki o gözlere bakanlar çarpılmışa dönermiş. Evvela çarpılmaktan korkarak usuldan ve kaçamak baktık Atatürk'ün gözlerine. Anladık ki çarpılmıyoruz. Ders boyunca mavi gözleri doya doya seyrettik. Dersimiz matematikti. Atatürk dişçinin kızı Saadet'i tahtaya kaldırdı. Geçen derste ne okuduğumuzu sordu. Saadet adını yazıyorum çünkü müzik öğretmenimiz bize Beethoven'in 9. senfonisinden bazı dizeler öğretmişti. O dizeler şöyle: bu yol bizi saadetin kucağına götürecek, gözyaşları eriyecek, hayat neşe verecek. Biz de saadetin karşısına geçer, sırıta sırıta, bu yol bizi saadetin kucağına götürecek diye şarkı söylerdik. Atatürk Saadet'e geçen derste ne okuduğumuzu sordu. Üçgenlerin eşitliği konusunu okumuştuk. Matematik hocamız Ömer Bey'di. Ömer Bey bu. Atatürk üçgenleri görünce, çünkü saadet üçgenlerin kenarına alfa, beta, gamma Yunan harflerini koymuştu.
Atatürk'ün birden kaşları çatıldı. Kızım niye Yunan harflerini kullanıyorsunuz dedi. Saadet kızı matematik hocamdı. Topu matematik hocamıza attı. Dedi ki, hocamız Ömer Bey böyle gösterdi. Ben de bunun için söylüyorum. Ömer Bey de sınıftaydı. Atatürk o vakit Ömer Bey'e sordu. Niçin bu harfleri kullanıyorsunuz? Ömer Bey sınıftaydı. Bu soruyu sorunca Atatürk, Ömer Bey hazır ola geldi. Atatürk'ün karşısında dikildi. Biz Ömer Bey'den nasıl korkuyorsak, çünkü müdürümüzdü. Bize de öyle geldi ki Ömer Bey Atatürk'ün karşısında öyle titremektedir. Atatürk aynı soruyu Ömer Bey'e göre sordu. Ömer Bey de topu Milli Eğitim Bakanlığı'na attı. Dedi ki, bakanlık bize bir matematik kitabı göndermiş, onda böyle yazıyor. Atatürk kitabı görmek istedi. Hakikaten kitapta alfa, beta, gamma harfleri kullanılmıştı. Atatürk kitabı aldı, o sayfaları yırttı, kitabı kaldırdı, yere attı. Sonra tahtaya vardı, tahtaya gitti. Parmaklarıyla alfa, beta ve gamma harflerini çizdi. Yerine A, B, C yazdı. Ve bize dönerek, çocuklar, yeni Türk alfabesi her şeyi ifade etmeye yeterlidir, dedi. Sonra yeni Türkçeleştirilen matematik terimlerinin önemini ve kolaylığını anlattı. Çocuklar, biz bu üçgenlere müsellesi, mütesavi, saken derdik. Siz eşkenar üçgenler diyorsunuz. Hem Türkçe, hem daha kolay. Siz Cumhuriyet'in talihli insanlarısınız. Devrimlerin değerini bilin. Milli Eğitim Bakanı da sınıftaymış. Bir hafta sonra ABC'li yeni kitaplarımız geldi. Değerli dinleyiciler, ben size Cumhuriyet'le ilgili başka anılarımı ve duyumlarımı da anlatacağım. Atatürk halkın arasına karışmaktan çok hoşlanırmış. Bir gece Atatürk kayıp. Jandarma, polis seferber olmuş, aramışlar, taramışlar, Atatürk yok. Sabaha karşı onu saman pazarında bir kahvede halka karışmış zeybek oynarken bulmuşlar. Bir başka gün Çankaya'dan çıkıp yürürken yolu bir kuyu başına varmış. Yaşlı bir köylü gözünü bağlamış, boynuna bir zil takmış, bir eşekle kuyudan su çekiyor. Atatürk sormuş, baba ne yapıyorsun? Eşekle kuyudan su çekiyoruz paşam. Peki niye hayvanın gözünü bağladın? Böyle olunca uzun yol yürüdüğünü sanıyor, usanıp durmuyor. Peki boynuna zili niye taktın? Hayvan durunca zil sesi kesiliyor, ben de oturduğum yerden deh çüş diye eşeğe yürütüyorum. Peki baba, eşek durur da boynunu sallarsa ne yapacaksın? Aman paşam, bu eşek o kadar akıllı olsaydı Ankara'ya gider mebus olurdu. Atatürk güler ve ayrılır. Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi'ne gitmektedir. Yıl 1919. Ilıca köyüne varınca bir ağacın altında oturup kahve içmek isterler. Kahve içerken yolda bir kağnı belirir. Pılı pırtı yüklü kağnıda iki de delikanlı oturmaktadır.
Kanı'yı 70'lik bir ihtiyar çekmektedir. İhtiyar çağrılır, paşa sorar. Baba nereden gelip nereye gidiyorsun ihtiyar? Çukurova'dan gelirim, Erzurum'a giderim. Paşa sormaya devam eder. Baba, Erzurum'da ortalık karışık. Savaş tehlikesi var. Niye geliyorsun? Çukurova'da geçinemedin mi? İhtiyar Mevlüt dayı der ki, o nasıl söz paşam? Çukurova verimli topraktır. İnsanı diksen yeşillenir. Bizim uşaklar da çalışkandır. Bey gibi geçinip gidiyorduk. Ama duymuşam ki padişah denen ırzı kırık Erzurum'u azınlıklara verecekmiş. Geldim ki görüm kimin malını kime verir. Paşa yanındakiler der ki arkadaşlar bu millet de başaramayacak hiçbir iş yoktur. Ben bu Mevlüt Tayyip'i tanıdım. Onunla ilgili hoş bir anım da var. Ama uzun anlatmak istemiyorum. Arzu-i umumi üzerine anlatırım istiyorsanız. Mevlüt dayı savaştan sonra Erzurum'a makasçı tayin edilir. Ona bir de maaş bağlanır. Bir kızı vardır. Kız bir gün istasyonda yürürken bir arkadaşımız Erzurum'da askerliğini yapan Ergun Topaloğlu ya Çolakoğlu kıza laf atar. Bütün şeyler, işçiler, tabii Mevlüt dayının adamı, kız şikayetçi olur. Bu adam bana eliyle sarkıntılık yaptı diye. Eliyle sarkıntılık yapmamıştır. Ama eliyle sarkıntılık yapmanın cezası 6 ay. Diliyle sarkıntılık yapmanın cezası 6 ay. Eliyle yapmanın 2 sene. Yani eliyle yaptığı ispat edilirse arkadaşımız Ergun hem subaylıktan atılacak hem de bir daha memur olamayacak. Gittim Erzurum'un en iyi avukatını buldum. Adı Ömer. Ömer Bey dedi ki ben onu kurtarırım. Yalnız bana 500 lira vereceksiniz. Peki sen kurtar 500 lirayı veririz dedim. Çıktı Ömer Bey, yargıç bir kadındı. Sayın yargıç dedi, vallahi de billahi de benim şeyim işte temsil ettiğim insan elle sarkıntılık yapmamıştır. Savcı dedi ki sus. Yargıç dedi ki kes sesini, avukatın yemini kabul edilmez. Arkadaşımız Ergün okkanın altına gidecek. Ben tabii Ömer'e 500 lirayı vermedim çünkü kabul etmedi. Gittim Mevlüt dayının evini buldum. Bu olayı anlattım. Yani Erzurum'da Mevlüt dayının Atatürk'le karşılaşmasını filan. Dedim ki ya sen ne kadar kahraman bir adamsın. Tarih seni yazacak. Benim arkadaşım elle sarkıntılık yapmamış. Yalnız bir hata etmiş, bir çocukluk etmiş. Biz bu 500 lirayı sana verelim. Sen lütfen bu davadan vazgeç. Mevlüt dayı güle güle dedi ki, sizin hatırınız için İlhan Bey ben bu davadan vazgeçerim. 500 lirayı verdik, Ergun'u kurtardık. Konuşmamın bitirmeden bazı insanların keramet saydığı Mustafa Kemal Atatürk'ün bir konuşmasını buraya alacağım. Amerika'nın Pasifik Orduları Kumandanı ve Genelkurmay Başkanı General MacArthur 1932 yılının 27 Eylül'ünde Atatürk'ü ziyaret eder. Uzun bir konuşma yaparlar.
MacArthur, Avrupa'da yeniden savaş bulutları dolaştığını söyleyince Mustafa Kemal şöyle konuşur. Versay Barış Anlaşması, dünya savaşını başlatan nedenleri ortadan kaldırmamıştır. Bu anlaşma, galiplerin duyduğu kin ve nefretle imzalanmıştır. Milletler arasındaki uçurumu genişletmiştir. Benim anlayışıma göre Avrupa'nın geleceği Almanya'ya bağlıdır. Alman milleti dinamik ve disiplinlidir. Eğer Almanya birleşirse, Versay boyunduruğunu kıracak ve savaş başlatacaktır. Bu savaş 1940-1945 yılları arasında çıkacaktır. Amerika savaşın dışında kalamayacak, savaşa katılacak. Almanya ancak Amerika'nın savaşa girmesinden sonra mağlup edilebilecektir. Bu savaşın galibi İngiltere, Fransa veya Almanya olmayacak, Bolşeviklik olacaktır. Bolşeviklik savaştan sonra büyük bir güç haline gelecektir. MacArthur'un bu konuşmasını 1991'de yayınladığı anılarından aldım. Atatürk'ü hayret ve şaşkınlıkla dinleyen MacArthur, ben de sizin gibi düşünüyorum der. Atatürk'ün öngörülerinin hepsi gerçekleşmiştir. Almanya birleşmiş, savaş çıkarmış, savaş 1940'da başlamış, 40-45 arasında yürümüş, Amerika harbe girmiş ve Almanya ancak Amerika harbe girdikten sonra yenilebilmiştir. Ve harpten, İkinci Dünya Harbi'nden Bolşevik Rusya, o vakit Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği en güçlü devlet olarak çıkmıştır. Ben bunu bir keramet saymıyorum. Büyük bir liderin öngörüsü sayıyorum. Değerli dinleyicilerim, size Atatürk'ün Atatürklü yıllardan unutamadığım bir olayı daha anlatacağım. 1930'lu yılların başında sanıyorum Atatürk gece geç vakit Mısır Büyükelçiliğini ziyaret eder. Sabaha kadar yenir, içilir, eğlenilir. Güneş doğarken Atatürk Mısır elçisini balkona çağırır ve şunları söyler. Buradan güneşin doğduğunu nasıl görüyorsam, esir milletlerinde birer birer kurtulacaklarını ve bağımsızlıklarını elde edeceklerini öyle görüyorum. Atatürk'lü Cumhuriyet her zaman müstemlekecilere karşı küçük devletlerden yana onurlu bir politika uygulamıştır. Yazık ki Atatürk'ten sonra Cumhuriyeti idare edenler onun bağımsızlık, barış ve laiklik bayrağını taşıyamamıştır. Cezayirli gençler müstemlekecilere karşı kanlı bir savaş verirken ceplerinde Mustafa Kemal'in resmini taşıyorlardı. Hindistan bağımsızlığının büyük lideri Gandhi, İngiliz parlamentosunda şöyle konuşuyordu. Haydi beni tutuklayın. Ama tutuklamakla iş bitmiyor. İşte Türkler kendi cenaze törenleri için hazırlanan tabutu istilacılarının başında parçaladılar. Pakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Cinnah 30 Ağustos zaferimiz üzerine şöyle diyecekti. Bu zafer bütün esir milletlerin zaferidir. İngiliz Başbakanı Lloyd George, Çanakkale Savaşı'nın en büyük destekçisiydi. Türkler koca İngiliz İmparatorluğunu Çanakkale'de dize getirince Lloyd George parlamentoda şöyle konuşacaktı. Tarih nadiren dahi yetiştirir.
Bizim talihsizliğimiz şu ki, böyle bir dahiyi bugün Türk milleti yetiştirmiştir. Ne yapsak, ne tarafa gitsek, Mustafa Kemal'in iradesini kıramadık. Ben istifa ediyorum. Bunlar bütün dünyada Cumhuriyet'in sarsıcı etkisini gösteren örneklerdir. Size Halim Hacıoğlu'nun bir şiirinden okuyorum. Şiirin başlığı, title, Atatürk'ten son mektup. Siz beni hala anlayamadınız. Ve anlayamayacaksınız da. Hep tutturmuş yıl 1919 Mayıs'ın 19'u diyorsunuz. Eskimiş sözlerle beni övüyor, övüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı, bırakın rahat etsin şehitler. Siz bana neler yaptınız, ne yaptınız onlardan bahsedin. Hakkından gelebilir mi yok mu? Güzel uluslara eşit yeni uluslardan kuru iş istiyorum sizden, anladınız mı? Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı? Hala o acıklı ağıtlar dudaklarınızda, hala oturmuş 10 Kasımlarda bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum, uyanın. Uluslar fethine çıkıyor uzak diyarların. Mustafa Kemal'i anlamak, göz boyamak değil. Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız eğer, bilim artsın saçlarınız, kaplar. Ancak böyle aydınlanır. Demokrasiyi getirmiştim size, özgürlüğü. Görüyorum ki hala aynı yerdesiniz. Hani köylerde ışık, hani bolluk, hani kaygısız gülen. Artık kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla. Bilime, sanata varılmaz rezil dal tavuklarla. Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister. Paydos övünmeye, paydos övünmeye yeter, yeter. Değerli dinleyicilerim, Halim Yağcıoğlu benim söylemek istediklerimi şiir dinleyen güzel demiş. Benim ona ilave edecek tek sözüm yok. Konuşmamı Karagöz'ün bir tekerlemesiyle bitirmek istiyorum. Karagöz her oyunun sonunda perdeye gelir, iki büklüm eğilerek selam verir ve der ki, her ne kadar sürçülisan ettikse affola, bir dahaki oyunda yakanız elime geçerse vay halinize vay. Ben de diyorum ki, her ne kadar sürçülisan ettikse affola, bir dahaki konuşmamda yakanız elime geçerse beni kolay susturamayacaksınız. Vay halinize vay. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.